Dinleyicilerimiz Avrupa Radyosu'ndan hepinize bir kez daha merhaba. Biliyorsunuz ben Avrupa Gazetesi avukatı Sevim Özdemir olarak her perşembe günleri saat 11 ile 12 arası Avrupa Radyosu'nda hukuk saati yapıyoruz. Hukuk saatinde daha çok az önce de sizlerle paylaştım. Sosyal güvenlik hukukunu, ülkeler arası hukuku ve vatandaşlık hukukunu daha çok konuşuyorum sizlerle. Çünkü bu hukuk dallarının bizleri daha fazla ilgilendirdiğini, biz Türkiye'de ve İngiltere'de ortak yaşayan insanlar olarak görüyorum çünkü kendimizi, bizleri daha fazla ilgilendirdiğini düşündüğüm için daha çok sosyal güvenlik hukukunu, yani Türkiye'de nasıl emekli oluruz ve bu emekliliğimizin yasal şartları nedir, ne yapmamız gerekir, bunların hukuksal yollarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sonrasında vatandaşlık hukuku, özellikle çifte vatandaşlık hukuku bizler için çok önemli. Bunları sizlerle paylaşmıştık. Bu yönde yine sorular gelirse gerek Avrupa Gazetesi vesilesiyle gerekse de benim kendi e-mailimden bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda ayrıntılı olarak sizlere cevap verebiliriz. Evet, az önce de söylediğim gibi ülkeler arası hukuk her geçen gün gelişiyor. Ülkeler arası hukukla beraber bizlerin de bu hukuka ayak uydurması, bu konuda bilgilenmemiz ve bu konuda yasaları takip etmemiz gerekiyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, her geçen gün mesela sosyal güvenlik hukukunda değişiklikler oluyor. Geçen haftalarda biliyorsunuz bir iş sağlığı güvenliği yasası yeni değişikliği çıktı. Bunu sizinle paylaşmıştım. Evet, bu konuda bir soru geldi. Onu sizlerle hemen tekrar paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de çalışan vatandaşlarımız çalıştıkları için bir sosyal güvenlik destekleme primi ödüyorlar. Emekli olduktan sonra çalışan vatandaşlarımız. Şimdi bu primde bir düşüş oldu. %15'lik oran %10'a düştü. Bu durum maalesef ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kapsamıyor, onu hemen belirtelim. Yani yurt dışında çalışan vatandaşlarımızı biliyorsunuz Türkiye'de emekli olduktan sonra özellikle yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşlarımız açısından çalışma yasağı var biliyorsunuz. Bu sebeple hemen ifade edelim. Sosyal destekleme primi biz yurt dışında yaşayan vatandaşları pek fazla etkileyen bir durum değil. Bunun değişir mi değişmez mi şu an itibariyle bir değişiklik göremiyoruz biz. Yasalarımız şu an itibariyle izin vermiyor ama sonrasında ne olur açıkçası bilmiyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi bir konuyu daha ben sizlerle paylaşmak istiyorum. O da bana mail yoluyla ulaşmıştı. Tanıma ve tenfis konusunda bir vatandaşımız merak etmiş. Tanıma ve tenfis konusu daha çok biliyorsunuz insanlarımızın akıllarında boşanmalara ilişkin olarak kalıyor. Yani acaba tanıma ve tenfis sadece boşanma davalarına ilişkin midir diye. Hayır, bunu hemen size söyleyelim. Net ve açık bir şekilde söyleyelim. Tanıma ve tenfis demek yurt dışında alınan bir mahkeme kararının Türkiye'de geçerli hale getirilmesi demektir. Yani Türkiye'de geçerli hale getireceğiniz bir mahkeme kararı, bir boşanma kararı da olabilir, başka bir karar da olabilir. Yani başka bir mahkeme kararı da olabilir. Dolayısıyla sadece boşanmalara ilişkin bir durum söz konusu değildir. Mesela bir alacak davasıyla ilgili olarak İngiltere'de herhangi bir mahkeme karar verdiyse sizin alacağınıza dair, siz bu alacak kararını dahi Türkiye'ye taşıyıp Türkiye'de tanıma ve tenfis davası açabilirsiniz. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Tanıma ve tenfis davasının şartlarını sizlerle paylaştım daha önce. Çok zor bir dava olmadığını sizlere söyledim. Yani adı biraz zor gözükür ama zor bir dava değildir. Tanıma ve tenfizde hemen kısaca net olarak söyleyelim. Elinizde ne gerekir, hangi belgeler olması gerekir. Öncelikle Türk mahkemelerinin en çok dikkat ettiği konu, benim bu İstanbul'da avukatlık yaptığım dönemlerde de bu çok hakimlerin özellikle dikkat ettiği konu, elinizdeki mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekiyor. Kesinleşme şerhi dediğimiz, hukuk dilinde şerh dediğimiz olayın elinizdeki kararda olması gerekiyor. Bunun Türkçe'ye çevrilmesi ve konsolosluk vasıtasıyla da bunun onaylatılması gerekiyor. Bu belgeniz olduğu sürece Türk hakimleri çok fazla bir sorun çıkarmıyorlar.
tanıma ve tenfiz davalarında. Dediğim gibi boşanma olması gerekmiyor. Elinizdeki bir alacak davası, yani hukuka ilişkin, hukuksal konulara ilişkin sadece ve sadece bu da ülkeler arası hukukun getirdiği bir konum. Ceza davalarına ilişkin konularda tanıma ve tenfiz konusu Türkiye'de pek uygulanan bir durum değil. Çünkü ceza davalarında ülkeler kendi hukuklarını, kendi iç hukuklarına göre düzenlemeyi daha çok tercih ediyorlar. Bu nedenle tanıma ve tenfiz hukuksal konulara ait dediğimizde ceza davalarını kapsamıyor. Hemen onu belirtelim. Onun dışındaki genel mahkeme kararlarını kapsıyor. Bu kararları Türkiye dediğim gibi taşıyıp Türkiye'de bu davaları geçerli hale getirebilirsiniz.